Cüzdanlar hazır mı beyler? Arbitrum ve Solana ağırlıklı ilerleyeceğiz. Ağlarda. Şu an işlemlerde. Şimdi ben işlem takvimini elime alayım. Sizin için takvim oluşturdum. Testnetleriyle başlayacağız. Mainnet'e geçeceğiz dostlar. Sıfırdan ben sizin için her adımı özetleyeceğim. Toplamda 14 işlemimiz var. Şöyle linki çekeyim. Her işlemi yaparken yine buraya linki bırakacağım sizlere. Bir yandan yeni ekrandan linklerimi kontrol ediyorum. Her şey doğru yerde mi diye. Halil hocam, ben müsaadenizle direkt Twitch'e geçiyorum o zaman. Olur hocam. Twitch'ten takip edeceğim sizi. Ben de işlem yapacağım sizinle. Öpüyorum. Tamam. Görüşürüz hocam. Halil hocam, ben de sessiz alıp işlemler için cüzdanlarımı açıyorum ve izlemeye geçiyorum. Tamamdır. Ben yayının saatini not alayım. Buradan YouTube'a da kesit çıkartırız. Şimdi dostlar, ilk işlemimiz Gorelli ağında olacak. Şöyle cüzdanımı geçireyim ben. Bağlı zaten. Gorelli ağına. MetaMask'ımı geçiriyorum. Sitemiz Synfutures arkadaşlar. Linki sabitledim. Herkes Synfutures'a gelsin bakalım. Gorelli ağında sürüp atacağız çünkü. Şuradan bir faucetimizi de açalım. Şu token'ı ekleyeyim. Herkes geldi mi sitemize? Evet, testnet dostlar. Eğer faucet token'ınız yoksa faucet token'ını da Ethereum Gorelli faucet üzerinden bırakacağım linkten olabilirsiniz. Tekrar bıraktım linkleri. Öncelikle faucet'ten test token alacağız Ethereum Gorelli üzerinden. Daha sonra da Synfutures üzerinden işlemlerimizi gerçekleştireceğiz dostlar. Herkes geldiyse buraya. Benim test token'ım var ama yine alacağım ben sizden, sizlerle birlikte. Geliyorum gorellifaucet.com'a. Send me Ethereum diyorum. Hızlı gitmeyeceğiz. Sakin sakin beyler. Acelemiz yok. Koşturan yok. Bakın test token'ımı aldım. Canı sağ olsun Sword. Gördüğünüz gibi test token'ımı aldım. 0.02 Ethereum verdi bana. Herkes aldı mı test token'larını? Bekliyorum burada. Arbitrum değil beyler. Ethereum Gorelli'de yapıyoruz şu an. Arbitrum Gorelli içinde gelirse bir şey göstereceğim. Şimdi chat, yaklaşık bir dakikadır buradayım. Herkesin artık test tokenlarını aldığını düşünüyorum. İşleme geçiyorum. Attığım ikinci linke, Synfutures'ın linkine gidiyoruz. Şuradan cüzdanımızla bağlanıyoruz sağ kısımdan. MetaMask seçiyorum ve MetaMask cüzdanımla bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi cüzdan bağlantımı kesip tekrar bağlanacağım. Görün istiyorum. Sağ köşede hemen Connect Wallet yazıyor. Buna tıklayarak MetaMask'ı seçiyorum. Ve cüzdanımla hızlıca bağlanıyorum. Herkes bağlandı mı siteye? Bir 15-20 saniye bekleyeceğim. Herkes bağlandıysa dostlar, şimdi üstte V3 has been launched diyor. V3 launchlandı ve USDM'i mintleyin diyor. Burada mint butonuna basıyoruz. MetaMask'tan bir onay geliyor. Gördüğünüz gibi bunu onaylayarak USDM token talep ediyoruz sistemden. Captcha hatası veriyorsa abi CTRL F5 ile hard F5 at. TED Discord'da Pixel için ayrı bir Türkçe kanal açtık. Oraya girerek sorunlarla ilgili yardım alabilirsin. Beni etiketlersen ben de cevap veririm. Test tokenlarımı aldım dostlar. Sizin için burada bir 15 saniye bekliyorum yine. Senin linki sabitte var. Her attığım linki sabitliyorum. Sizin için tekrar atıyorum. Şuradan tokenlar gelmiş, gördüğünüz gibi 10.000 MUSD geldi. Kanka mainnet Ethereum istiyor chat. Neyse ben gönderiyorum sana direğiz. Gorelli test token'ı hemen. Şu cüzdanımda 37 adet varmış, göndereyim. Bir Ethereum test token'ı gönderdim sana, bu uzun süre yeter sana. Arkan Probitas'a da sana atar mısın? Ben işlemlere devam edeyim. Şimdi USDM'ye geldikten sonra dostlar burada işlem açacağız. Ben işlemimi 10x 15x yani kafanıza göre çekebilirsiniz, test hava olduğu için çok önemli değil. 10.3x ile yaklaşık 300 USD emlik bir işlem açacağım. Long emri açacağım burada. Öncelikle USDM için harcama izni veriyorum işlemi gerçekleştirmeden önce. Burada gördüğünüz gibi. Harcama izni verildi. Ve daha sonra buy diyerek BTC'ye buradan long açıyorum. Herkes yapabildi mi burayı? Hoş geldin Dogar. Bakıyorum chat'e yapamayan var mı diye. Yayın kaydı olacak. Herkes trade'i gerçekleştirmiş diye düşünüyorum. Geliyorum dostlar earn kısmına. Burada da şimdi likite ekleyeceğim. XRP USDM var. USDM olanlardan bir tanesine likite ekleyebilirsiniz. Ben sol USDM'ye likite ekleyeceğim şimdi. Et likiti diyorum. Şöyle price range'li biraz oynuyorum. Ve buraya 200 USDM'lik likite ekliyorum. Confirm diyerek. Evet, YouTube'a yükleyeceğiz Kilok. Ve gördüğünüz gibi likitem de eklendi dostlar. Şimdi geriye kalan tek şey günlük girip burada işlemlerinizi close'lamak, ekstra işlem yapmak. Short açmak, long açmak, likit ekleyip likide kaldırmak. Birer kere gösterdim. Gerisi sizde artık. Bunu sabitleyip günlük işlemlerinizi yapabilirsiniz. Testnet'te olduğu için herhangi bir harcamada yapmıyorsunuz. Herkes okeyse devam edeceğim. Burada sorularınızı almak için bir 30 saniye bekliyorum. Neandertal hangisine link eklediğinin bir önemi yok. Sole veya Ethereum'a ekleyebilirsin. Hazma kankam, YouTube'u yükleyeceğim, bu kısmı oradan izlersin. Şimdilik hızlı hızlı geçmem gerekiyor çünkü buraya 5 dakika ayırdık. Daha önümüzde 12 protokol var. Şimdi dostlar bir diğer protokole geçiyorum. Bu protokolde Arbitrum alanında Chromatic Perp testnet'te arzın %3'ünü, %1 ile %3'ünü yaklaşık 1 milyon ile 3 milyon arasında bir Chromatic'i testnet'te katılanlara airdrop olarak dağıtacaklar. Tayfit haftada birkaç kere işlem yapmanın faydası var. Fazla TX göz çıkarmaz. İşlem ücreti ödemediğimiz için yapmanı tavsiye ederim. Şimdi bundan işlemlerimizi yapacağız. Linkleri bırakıyorum yine chat'e. Dostlar. Beyler gerçekten çok fazla şey var. O yüzden geçen protokoller için sorularınızı şu an alamayacağım. Yayının sonunda biz 10 dakikalık soru cevap yaparız. Orada alırım soru cevabınızı. Evet, SYN bitti. Şimdi Chromatic'e geldik. Üç siteyi de açmanız için bir 30 saniye bekleyeceğim burada dostlar. Yeni gelenler için üzgünüm. 15 tane protokol olduğu için her bir protokolde soru cevap çok vakit kaybettirecek. O yüzden tekrar YouTube'dan izlersiniz diye biliyorum. Hepsini koyacağım Klük, merak etme. Yayının kaydı olacak. Şimdi bunun için dostlar Arbitrum Gorelli'de işlem yapacağız. Arbitrum Gorelli'de test token almak için Faucet Quicknode'u kullanacağız. Chat'e bırakıyorum linkini. Abana Aydın Z'de göre abonelik hediye etmiş. Teşekkür ederiz abi. Alp token vermiyor demiş Hakan. Kanka burası benim bildiğim test token veriyor. Daha bu sabah aldım. Tekrar deneyeceğim almayı. Herkes geldi mi dostlar Quicknode'a? Bu siteye. Bu vermezse eğer bir tane daha alternatif var. Onu gösteririm. Herkes buradaysa eğer teşekkür ederim Hazmonya aboneliğin için. Çikolata parası çok haklı. Dostlar buraya geldikten sonra cüzdanımıza bağlanıyoruz. 0xbrk'ye de abonelik hediye etmiş. Teşekkürler. Şimdi Connect Wallet diyoruz. MetaMask ile bağlanıyoruz. Daha sonra Continue diyoruz. Devam et diyoruz dostlar. Buradan test token alacağız. Şimdi eğer tweet atarsanız ekstra test token veriyor ama gerek yok buna. Siz no thanks just send me diyerek alttaki mavi butona basarak devam edin. Çünkü vereceği Ethereum bize hayli yetiyor. No thanks just send me 0.025 Ethereum diyorum. Ve test tokenları bana gönderecek. Tekrar stream linkini bırakayım, mesajlardan kaynamış arada. Evet, reklamları biz değil Twitch atıyor dostlar. Ben alttan erteleme yapıyorum ama geçmiyor bazen. Test tokenları alabilmeniz için bir 30 saniye bekliyorum burada yine. 30 saniye sonra devam edeceğim işlemlere. Herkesin test tokenları almasını bekliyorum. Hive 3 kere erteleme hakkım var, reklamı 3 kere erteleyebiliyorum. Oley be, hızlandım yazmış. Ethereum mainnet'te eğer Ethereum'unuz yoksa hata verebilir. Floki dedi ki chatte kimse reklam izlemesin. Hepinize abonelik hediye ediyorum dedi ve 100 adet topluluğa abonelik hediye etmiş. Abi çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Airdropsuz cüzdanın kalmaz umarım. Eğer oradan test token alamadıysanız şurayı da deneyebilirsiniz test token almak için. Gerçek imparator ya. Hemen linkini bırakıyorum. Buradan da test token alabilirsiniz. Buradan da test token geliyor. Şöyle göstereyim. Cüzdan adresinizi kopyalayarak buraya yapıştırıyorsunuz. Burası da test token gönderiyor sizlere. Düşük bir miktarda olsa. Şimdi beyler haydi hızlanalım. Daha bir sürü şeyimiz var. Haydi hızlanıyoruz şimdi. Herkes Chromatic Finance'a gelsin öncelikle. Şu linke. Buradan 100 adet CETH ve 100 adet 10 adet CBTC alacağız. Cüzdanımızla bakın. Sağ üstten connect diyerek bağlanacağız. Herkes görüyor mu ekranımı? Herkes burada mı? Siteye geldi mi herkes? Tamamdır, devam. Connect diyorum ve cüzdanımla bağlanıyorum. CETH ve CBTC alacağım. Hepsi için Receive butonuna basıyorum. MetaMask'tan onay geliyor ve gelen onayı onaylıyorum. 24 saatte bir alıyoruz bu test tokenları. Ve 131 kişi olmuşuz. Hepinize teşekkürler. Abonelik drop'u geldi kesinlikle. Beyler test tokenlar alındı mı? Test tokenlar alındıysa devam ediyorum. Anlat hoca, anlat hoca, hızlı anlat diyorsunuz, devam ediyorum. Şimdi Chromatic Finance'a geliyoruz dostlar, ana sitemize sabitledim. Bu siteye gelip sağ üstten cüzdanımızla bağlanacağız. Bakın connect butonu var. Bu connect butonuna tıklıyorum ve cüzdanımla bağlanıyorum. Herkes bağlandı mı şimdi? Evet, create account diyoruz. Sizde create account diyecek. O kısmı unuttum ben. Create account diyerek oluşturuyorsunuz. Daha sonra dostlar account oluşturduktan sonra sisteme aldığımız test tokenları bakın. Şurada Ethereum simgesi var. Şuna tıklayarak depozit edeceğiz Ethereum'ları. Buraya geliyorum. Aldığımız bütün Ethereum'ları deposit now diyerek depozit ediyoruz. Bakın gördüğünüz gibi işlemi onaylıyorum. Aleykümselam Freygör, hoş geldin. Yo, likit eklemeyeceğiz şimdi. Test tokenları sisteme depozit ettikten sonra arkadaşlar short long kısmına geliyoruz. Elimizdeki bakiyenin bir kısmıyla. Ne kadar verdi bize? 100 Ethereum verdi değil mi? 4 tane 15 tane Ethereum'la Ethereum'la işlem açacağız derken Heatly dedi ki 3. sıraya düşmüşüm, 2'ye yükselmeliyim dedi. 50 tane abonelik hediye etti. Abi desteğin için teşekkür ederiz. Umarım sen de her airdrop'u alırsın. Her airdrop'ta abonelik gönderirsin bize bol bol. Diyeyim böyle, yol kapı açayım. Harikasınız beyler. Icardi demiş Efe. Ether Farator Yiğitli için. Şimdi devam ediyorum beyler. Sesim kısılacak yoksa birazdan. Şurada 15 tane test Ethereum'uyla long işlemi açıyoruz. Buy diyoruz. Ve gelen işlemi gördüğünüz gibi onaylıyoruz. Sabitte zaten Unsmap linkleri sabitliyorum dostum. Yok estağfurullah. Gördüğünüz gibi pozisyonumuz arkadaşlar aşağıda açılıyor. Normal yüksek fee istiyor, normal sıkıntı yok ve pozisyonum açıldı dostlar. Lineer devreye girmiş olabilir. Herkes bu işlemi yaptı mı? Var daha çok işlem yapacağız. İkisi de olur. Hem long hem short da açabilirsiniz. Ben sadece long açtım. Göstermelik. Pools kısmı var dostlar. Pools kısmına gelip 20 test Ethereum'u da şöyle 12 test Ethereum'u buraya ekleyeceğiz. Burada ama eklemek için cüzdanımızdan test Ethereum çıkarmamız gerekiyor. Tekrardan ana sayfaya dönüp şuraya tıklıyorum ve 20 tane test Ethereum'u cüzdandan çıkartacağım. Bitdrive kısmından bakın. 25 tane çıkartayım, hatta tam olsun. Geliyorum cüzdanıma, şuradan 25 tane withdraw'ı seçip 25 tane token'ı cüzdanımdan withdraw now diyerek çıkartıyorum. Onaylıyorum. Gördüğünüz gibi işlem onaylandı. Pool kısmına geri geliyorum. Çıkardım o 25 Ethereum'u, şimdi pool'a ekleyeceğim. 25 yazıyorum ve low risk Crascando'ya 25 adet Ethereum ekleyeceğim pool'a. Bakın hemen pool kısmına geldim. Add likit diyorum dostlar. Öncelikle harcama izni veriyorum. Gördüğünüz gibi. Bu niye bu kadar yüksek gaz çıkardı ya? Tekrardan bir etlikti diyelim. Şu an saçma bir şekilde yüksek gaz çıkartıyor. Evet, çok yüksek gaz istiyor. O yüzden şimdilik bu işlemi göstermeyeceğim. Bende de yeterli gaz yok. Tekrar Faucet'ten test Ethereum aldıktan sonra bu işlemi siz tamamlarsanız, ben de yapamıyorum çünkü yeterli gazım yok. Arbitrum'un test ağının saçmalıkları. Consensus perileri gelmiş buraya da. Lineer gibi. Buraya şimdilik geçiyoruz. Airdrop kısmına geliyorum dostlar. Şimdi airdrop kısmında günlük girerek check-in yapıyorsunuz ve 5 adet kredi kazanıyorsunuz. 5 gün boyunca girerek ekstra 25 kredi alabilirsiniz ve 6 günde bir de burası sıfırlanıyor. Zealy'de de kazandığınız her XP için bir kredi kazanıyorsunuz. Zealy hesabınıza bağlıyorsunuz burayla. Zealy'yi de kullanmanızı tavsiye ederim. Zealy'nin linkini de bırakıyorum. Gelmişken Zealy'ye de girip kaydedip daha sonra görevleri tamamlarsanız. Evet Kadir, günlük girip şuradan check-in yapacağız ve kredi kazanacağız. Zealy'de hesabınızı linklemeniz gerekiyor. Şöyle Zealy linki takot kısmına gireyim. Şuradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Hani kolay bir işlem. Daha sonra da zaten buraya düşüyor. Convert XP to Credit dediğiniz zaman XP'lerinizi otomatik olarak düşürüyor. Şuraya bırakayım. Ve bir sonraki işleme geliyorum. Burada dostlar Solana'dan Arbitrum'a bir işlem yapacağım. Siz Arbitrum'dan Solana'ya veya farklı farklı ağlar yapabilirsiniz. Burada hangi ağdan hangi ağ yaptığınız önemli değil. Önemli olan herhangi bir ağa TX atmanız. Ve burada bir dakikalık bir mola vereceğim. Su tazelemek için, suyum kalmadı. Chat'in içerisine linki bırakıyorum. Ben suyumu tazelerken siz de bu linki gelin. Hemen geliyorum suyumu alıp. Evet geldim. Herkes geldi mi köprüye? Köprüde miyiz chat? Okeydir. Yüzümle bağlanıyorum. Ben Phantom'dan Arbitrum'a token göndereceğim. Bağlandım cüzdanımla. Şöyle diğer hesabıma geçeyim. Ben Solana'dan Arbitrum'a USDC göndereceğim. Daha bir dakika. Şöyle yapayım. Arbitrum'a Polygon'dan Arbitrum'a, neyse Solana'dan göndereyim. Farklı şey olsun. Önce Jup'a gidiyorum. USDC yok elimde çünkü. Jup'tan Sol'larla bir miktar USDC alacağım. Burada şu an miktar önemli değil. Amacımız dostlar TX gerçekleştirmek. Yaklaşık 22 dolarlık bir swap yapacağım. 22 dolar göndereceğim Ethereum'a. Takas işlemi gerçekleşti. Ve geldim. Çok az bir fee ödeyerek şuradan da alttan MetaMask cüzdanımla bağlanarak transferi gerçekleştireceğim. Gördüğünüz gibi Sol'dan Arbitrum'a gönderiyorum. Send butonuna basıyorum. Ve Phantom'dan işlemi onaylıyorum dostlar. Jup linkini bırakayım. Mainnet işlemlerindeyiz artık. Testnetler bitti dostlar. Şimdi Solana'dan Arbitrum'a test tokenların geçiyor. O sırada ben de farklı bir köprüden yine token geçişi sağlayacağım. Bu Ovolt'u üzerinden yapacağım işlemimi. Şöyle disconnected diyelim. Polygon'a geçiş yapayım. MetaMask ile bağlanayım, Polygon'a geçeyim. Branch kısmına geldim. Evet, algorajı kullanmamızın sebebi Wormhole'u kullanmak aynı zamanda. Solana'da 10 cent falan kesiyor fiyatı. Şimdi Ovolt üzerinden de benim tokenlarım Polygon'da. Arbitrum'a token yollayacağım. Ethereum olarak. Hemen USDC'ye geçeyim. Polygon'da tokenlarım. Polygonlarımı Ethereum'a dönüştüreyim. Sizin bunları yapmanıza gerek yok eğer Arbitrum'da tokenınız varsa. Ben şu an ekstra bir app kullanmak için yapıyorum. Ovolt'u kullanma sebebim Ovolt'un token'ı yok. Ama her yaptığımız bridge işleminde dostlar puan topluyoruz. Bu yüzden Ovolt'u ekstra kullanıyorum. Hani eğer farklı bir token'ınız varsa Arbitrum'a geçirmek için veya işte Zora'ya geçirmek için, Optimism'e geçirmek için kullanabilirsiniz. Ben Arbitrum'a geçireceğim. 10'dan önce de yine SEP'e gidip matiklerime Ethereum yapayım. Öyle 76 adet yeter. Anlatayım. Algoraj'da geri geleyim. Ağlar arası transfer yapıyoruz Solana'dan Arbitrum'a veya işte Optimism'e dostum. Bunu yaparken de Wormhole'u kullanıyoruz. Layer 0 benzeri bir altyapı hizmeti. Bu yüzden Algoraj'ı kullanıyoruz. Ovolt'tan da ben Arbitrum'a ve Optimism'e token geçireceğim. İkisini de kullanacağım. İkisinden de işlem yapacağız çünkü birazdan. Böyle şurada bir F5 atayım. Swap işlemim gerçekleşmiş. Şimdi 0.1 yollayamıyorum. 0.11 Arbitrum'a geçiriyorum. Ovolt'u kullanarak. Ovolt'un da bağlantısını sabitledim. Hem Arbitrum'dan hem de Optimism üzerinde işlem yapacağımız için şu an 2A transfer gerçekleştiriyorum. Hem de köprülü kullanıyorum. Hani birkaç cent fee ödüyorum matikten yaptığım için. Ve Optimism'e de bir miktar token geçireceğim. Gördüğünüz gibi. Hatta geri kalan hepsini direkt Optimism'e geçiriyorum. Cent diyorum. Ve burada gördüğünüz gibi Optimism tarafına da tokenlarım geçmiş oluyor. Herkes yaptı mı bu işlemleri şimdi? Wormhole ve Ovolt'u köprü işlemlerini dostlar. Ona göre devam edeceğim işlemlerime. Tamam, Ovolt'ta da dostum herhangi bir ağdan Optimism ve Arbitrum'a para gönderiyoruz. Fred, videoda tekrar izlersin olmadı. Geçiyorum bunları ve Zora için bir işleme geliyorum. Hitli hocamız güzel bir paylaşım yapmış. Ve demiş ki herkesin merakla beklediği The Future'la sahip olma konusunda bahsetmiş. Efe Sensei'yi Fred'e abonelik hediye ettiği için teşekkür ederim dostum. Kesene bereket. The Hood rolünün hak kazanma yollarının birinden bahsetmiş. Burada Zealy görevlerinden. Bunun dışında da yakın zamanda biz bir yarışmaya kazandık. Optimism ve Zora'nın gerçekleştirdiği etkinliği kapsamında. Burada da bir NFT oluşturduk. Hem Zora airdrop'unu değerlendirmek hem de The Hood rolü kazanabilmek için şimdi bu NFT'yi mitleyeceğiz. Optimism üzerinden. Zora hala yapılmalı bence. SS söylentisi bana biraz saçma geliyor. Bunun da linkini burada bırakıyorum dostlar. Ben zaten 12 tane mint demiştim vaktinde. Bir tane daha mint diyeceğim şimdi sizlerle. Mint diyorum. Ağımı Optimism'e geçiriyorum. Ve bir tane mint diyorum. Siz birkaç tane mint diyebilirsiniz. Ben 13.'yi mint diyorum çünkü şu an. Ve mintimi gerçekleştiriyorum. Şöyle paylaşarak da hani mint dediğimi Görsün herkes. Falan fistan. Böyle linki de sabitlemiştim zaten. Şöyle gönder diyerek de mint dediğimi paylaşıyorum. Siz de paylaşabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi mint dedik. Bu NFT mintler arasından yine default turunun verileceğini Heatley söylemiş. Ben bilgiyi ondan aldım. Hani Heatley'nin postunu da bırakayım. Şuraya mintledikten sonra Heatley'i sıkıştırabilirsiniz. Default rolü için. Herkes yaptı mı? Kanka 2000 kişiye vermeyeceğiz herhalde buradan. Herkes burayı da yaptıysa beyler diğer işlemlere geçeceğim. O sırada yanda işlem takip listemi açayım ben de. Okey, o zaman herkes işlemleri tamamladıysa dostlar ben sıradaki işlemlerimize geçiyorum. Bakıyorum chatte herkes mintlemiş gibi görünüyor. İyi geceler FBK. Ve geldim en tatlı kısma dostlar, Aevo'ya, vadeli işlem platformlarına. Burada iki platformu birlikte kullanacağız. Birisi Aevo, birisi de Kiloex. Şöyle linkleri de bırakıyorum şimdi chat'a. Şimdi ben de geçiş yapıyorum. Aevo'yu açtım. Şöyle Kiloex'i de açayım hızlıca. Neye ne kadar lazım Kadir? Yani 20-30 dolar, hani en kötü 50 dolarlarla rahat rahat kasılır bu işlemler. Miktar daha çok size kalmış. Evet, main cüzdanla yapıyorum ben işlemleri Murat Soha. Aevo ve Kiloex'e. Airdrop beklediğim için. Şimdi ben Aevo'yu anlatarak başlıyorum dostlar. Aevo cidden çok büyük bir airdrop yapacak. Hani önceki projelerini de bildiğim için ve backerlarını bildiğim için çok ciddi yatırımları var. Bu yüzden Aevo'yu özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Hani kullanıcı sayısı da şu an baktığınız üzere en son 3500-4000 kişideydi. Şimdi şöyle bir işlem yapacağız burada. Hedge işlem yapacağız. Hani hedge işlem ne demek? Bir yerde long açarken bir yerde short açacağız. Aevo'da işlem yapmak için şuradan dostlar bakın Wave Transfer in Progress diyor ya, buradan deposit diyerek sisteme token deposit etmemiz gerekiyor. İşte Arbitrum veya Optimism veya Ethereum'dan deposit edebilirsiniz. Ben Arbitrum ağından deposit gerçekleştireceğim. Switch to Arbitrum diyorum. Arbitrum ona geçiyorum. Biraz önce USDC'leri bu yüzden Solana'dan geçirdim. Herkes burada mı? İşlemleri anlatacağım. Bir chat'e sorayım. Burada olanlar artı martı atarsa güzel olur. Sonra kaçırdık diyorsunuz. Okeydir. Sabitli linkler var. Süper. Herkes burada. Tamam beyler. 20 tane artı geldi. Harikasınız. Wave Transfer in Progress'e geliyorum. Deposit kısmına gelip şuradan USDC.E atacağız. Bunun için de Odos üzerinden USDC.E alacağız. Odos'u da burada değerlendirmiş olacağız. Böyle Arbitrum'a geçeyim. Odos'un da linkini bırakıyorum. Eki Starknet hakkında yayın başında konuştuk dostum. Yine yayın sonunda biraz konuşuruz. Teşekkürler Enkaz. Sana da iyi geceler. Şimdi USDC coinleri dostlar USDC.E'ye döndüreceğiz. USDC.E. Bakın Bridget USDC'ye döndüreceğiz. 22 taneyi. Hani ben içeride param olduğu için size göstermelik şu an 22 dolar atacağım. Evet yayın geçmiş olacak. Odos'a geldim. Öncelikle onay veriyorum. Gördüğünüz gibi. Görüşürüz Bali Hayır. Daha sonra da USDC.E'ye swap gerçekleştiriyorum. Gördüğünüz gibi gerçekleşti swap işlemim. Ve Aevo'ya dönüp bu aldığım USDC.E'leri depozit edeceğim şimdi. Şu an görmüyor. Bir F5 atayım. Gördüğünüz gibi geldi. Approve basıyorum. Harcama izni veriyorum öncelikle gördüğünüz gibi. Ve depozite basarak depozit işlemini gerçekleştiriyorum. Ve sisteme tokenlarımız düşecek şimdi dostlar. Bir dakikada gerçekleşiyor. Onur'a oldum klik. Depozitin gerçekleşmesini bekliyorum. Aevo'da fiyatlar düşük ya. Ya ben Kiloex'te OPBNB'yi kullanmanızı tavsiye ediyorum beyler. OPBNB en ucuz fee şu an. Ustam benim kokoreçte gaz fee olmasın. Herkesin depoziti gerçekleşti mi? Beyler. Hiç yayında kalın. Depozitler gerçekleşti mi? Gerçekleştiyse artı atarsanız devam edeceğim. Bundan sonra artıyla anlaşacağım sizinle. Tamam. Devam ediyorum. Kiloex'e geldim dostlar. Kiloex'te BNB chain'de USDT gerekiyor. Bu USDT ile işlem yapacağız. Ethereum USDT paritesine geldim. 2x ile limit emir gireceğim. USDC cinsinden. 30 dolarlık emir giriyorum. Hatta biraz yükselteyim. 70 dolarlık bir long işlem açacağım. Buradan da short açılırmış, neyse. 2300 dolara gelince işlemimi alacak. Place order diyorum. Ve işlemim order kısmına geliyor. Gördüğünüz gibi. 2300'den long açacağım. Daha sonra Kiloex'e geliyorum. Limit emir girerek 2300'den de buradan short açacağım dostlar. 2300'den. Şöyle 50 dolarlık falan. Arbitrum nim diye hata verdi şu an. BNB'ye geçireyim. Bakın burada da sell short işlemi açıyorum. Tabii öncelikle harcama izni vermem gerekiyor. Harcama izni veriyorum hızlıca. Kaldırıcı çok yüksek kullanırsan fee kesmesi normal yüksek. Sametcan. Bakın burada da benzer rakamda, bakın 70 dolarlık burada işlem açtım. 70 dolarlık burada işlem açtım. Aynı miktarda aynı yerden long ve short açtım. Bunu neden yaptım biliyor musunuz? İşlemler birbirini hedgelesin diye. Yani ne demek bu? Yükselse de düşse de işlemler birbirini dengelesin diye. Bir yerde 3 dolar kaybettiğim zaman bir yerde 3 dolar kazanacağım ve işlemler birbirini dengeleyecek dostlar. İşlemim açılmadı ama. Tekrar deniyorum. Ha, şu an açıldı gördüğünüz gibi. 70 dolarlık. Daha sonra marketten close diyorum. İşlemi onaylıyorum. Aynı şekilde buradan da close diyerek atıyorum, belli bir süre geçtikten sonra kaldırıyorum. Bir yarım saat tutup böyle işlemlerinizi kaldırabilirsiniz. Yarım saatte bir günde demeyeyim de haftada birkaç kere yaptığınız zaman hem hacim hem de organik bir şekilde TX kazanabilirsiniz. Aynı şekilde normalde vadeli işlemleri kullanıyorsanız bunları bu tarz platformlarda kullanarak hem airdrop ihtimali yaptığınız normal işlemler yanında airdrop ihtimalini değerlendirerek airdrop kazancı alabilirsiniz. Ben size açık konuşayım. Ben Aevo ve Kiloex'ten en kötü bir 3-4 bin dolar bekliyorum ya. En kötü bir 3-4 bin dolar bekliyorum çünkü Aevo'nun da Kiloex'in de yatırımcıları sağlam. Burada yayına özel bir insight de vereyim. Kiloex'in token'ını Haziran'a doğru, Aevo'nun token'ını da 2024 Haziran-Kasım arasında, yani o yaz döneminde bekliyorum. İki platformunda token'ını. O yüzden işlem yapmanızda şu dönem fayda var. Olası bir SS için. Hani buradan bir insight'ı da vereyim sizlere. Devam edelim mi chat? Eller yoruldu mu? Vadeli yapmıyorsan gösterdiğim gibi hedge yapacaksın. Birinde long açıyorsan birinde short açacaksın. Arkadaşlar OP BNB üzerinde kullanın. Fee'ler çok daha düşük. Şimdi eller ısındıysa hayır, neden sıkıntılı olsun Sertu? Yanmaya devam edeceğiz Deniz. Boğazım. Dostlar yayının 1,5. saatine gelmişiz. Size çok güzel insight'lar vermişim bu arada. Hani hala RT like atmadıysanız şu tweet'e bir RT like atın be. Yani yayın 100 kişi. 58 like 30 RT yakışmıyor. Şurada bir 5 dakika ara verelim. Bir 2 dakika. Şu tweet'e bir RT like gelsin be. Biraz bizleri mutlu edin. Aynı zamanda biz bu işlemleri Discord'da da yapıyoruz her akşam neredeyse. Ve ben bunları Twitter'dan duyuruyorum. Eğer benim de bildirimlerimi açmadıysanız açmanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü bunları Twitter'dan da bolca bahsediyorum. Yanıyor chat, yanıyoruz. Gerçekten yanıyoruz. 69 like oldu ya beyler. Bunu mu bekliyordunuz, dememi mi bekliyorsunuz? Retweet artıyor deli gibi. Ayıp be beyler. Ben demeden atsanız ne güzel olur biliyor musunuz vallahi ya. Ben demeden atsanız çok mutlu olacağım. Dostlar yayın tekrarı olacak. YouTube'a koyacağım. Hani hangi yayını YouTube'a koymadım ya? Şu soruyu sorulunca gerçekten üzülüyorum. Yetkin hoca şart gerçekten. Okuyor zaman. Seriden Solana tarafına geçelim. Solana'da işlemlerimize başlayalım. Ne dersiniz? Şimdi dostlar, Solana tarafına geçiş yapıyorum. Herkes hazırsa. Yine Jup'tan swap yaparak başlayacağım. Şöyle bırakıyorum. Linkleri. Siz linkleri açana kadar ben de şu arkada işlemlerimi yapayım hızlıca. Sıfırdan göstermek için yatırdığım paraları çekiyorum. Sıfırdan yapalım her şeyi sizinle. Yatırdıklarımı çektim. Bu arada ben Kamino'dan yaklaşık 10 gün önce bahsetmiştim. Görmediyseniz bu tweet'e de bir RT like'ınızı alırım diyeyim ve geleyim Jupiter'e. Şimdi Börte'yi de kullanabiliriz. Haklısın. Börte'den yapalım swap'ı. Ben alıştığı için elim Jupiter kullanıyorum. Börte'nin linkini bırakayım hemen. Ama Börte'de çok shit token olduğu için ben genelde Jupiter takip ediyorum. Hani o yüzden karmaşık olduğu için ben şu an yine Jup'tan göstereyim. Daha sonra Börte için yine bir şeyler yaparız. Elimdeki Solana'larla ben yaklaşık 1 sollük USDC alacağım dostlar. Zora bilmiyorum, açıklanmadı herhalde henüz. Şimdi Jupiter'den ben stabil coin alıyorum. 1 sollük yaklaşık 73 dolar. Swap yapıyorum burada. Ve gelen işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz gibi. Swap'ler atıldı mı? Artıları bekliyorum. Yine artılar geldikçe devam edeceğim. Evet Özcan, zaten asıl hacim önemli oluyor dostum. Farklı gün kullanım ve hacim. Okey. Kamino'ya geliyoruz dostlar. Kamino'nun da linkini bırakayım hızlıca. Şu zitoları da çıkartayım. Kamino'ya sağ üstten cüzdanımızla bağlanıyoruz. Connect Wallet diyerek. Gördüğünüz gibi. Daha sonra dostlar USDC almıştık. Az önce USDC'leri supply olarak sunacağız içeriye. 73 dolar gördüğünüz gibi. İçeriye depozit ediyorum. Ve onaylıyorum işlemi. 73 doları depozit ettim. Gördüğünüz gibi. Herkes depozit işlemini gerçekleştirdi mi chat? Bekliyoruz. Bir dakika geldi. Artıları bekliyorum yine. Tamamdır. Daha sonra bakın. USDC'ye verdiği faiz %77.4.78. USDC, USDT'nin ise borçlanma faizi %3.90. Yani hiçbir masraf yapmadan USDT borç alacağız. 50 dolarlık şöyle USDT alıyorum. Borrow USDT diyorum. Platformda hem supply atarak hem de borç alarak platformu değerlendiriyorum ve normalde 70 dolar burada ben harcarken 20 dolar sisteme depozit etmiş oluyorum. 50 dolarımı hala kullanabiliyorum. Şimdi 50 dolarlık USDT borç aldım. Peki aldık bu 50 doları ne yapacağız? Dostlar şimdi geliyorum Drift'e. Şöyle Drift'i açayım. Drift'e gelip şimdi işlemler yapacağız. Drift'in linkini bıraktım chat'e. Yine sağ üstten cüzdanınız ile bağlanabiliyorsunuz. Depozit diyerek sisteme aldığımız USDT'leri depozit edeceğiz. Gördüğünüz gibi confirm deposit diyorum. Ve işlemi onaylıyorum. Herkes okey mi burada? Sisteme depozit edenler artı atarsa güzel olur. Cüzdan açma bir sol değil. Düşük bir miktarla sol depozit ederek cüzdanınızı açabilirsiniz dostlar. 0.1 mi 0.01 mi 0.02 mi ne? Şöyle çok düşük miktarla cüzdanınızı da açabilirsiniz sol depozit ederek. Yani sol depozit etmeyi de göstereyim tekrar. Hani çok düşük bir miktar cüzdan açmak. Herkes yapabildi mi drift'i? Yoksa göstereyim mi tekrar cüzdan açmayı da? Efe her şeyi artı atıyor, her şeyi yapıyor. Efe'nin cüzdanı en kötü 20.000 dolar alacak. Tamam, cüzdan açmayı göstereyim hızlıca. Yeni cüzdanıma geçeyim, ona biraz sol depozit edeyim. Okey beyler, relax. Şöyle 15 dolar gönderdim cüzdanıma. Şöyle bir F5 atayım. Disconnect yapayım. Bakın sıfırdan yeni cüzdanımla girdim. Gördüğünüz gibi. Deposit diyorum. Aa bir dakika. Sistem mi değişmiş ya? Böyle değildi. Tamam dostlar. USDC'ye çekince de böyle diyor. Sonra da. Minimum 10 dolarlık depozit istiyor. 0. Şöyle maksini atamıyorum ya. Bu olay yeni gelmiş. Ben bu olayı bilmiyordum. Sanırsam şey için minimum bir sol yüklemenizi istiyor. Bakın new account fee 0.01 sol. Siz minimum 1.03 sol yüklemenizi istiyor. Bu yüzden gözünüz korkmuş olabilir. Bu ödeyeceğiniz ücret değil. 1.02 sol ve üzeri depozit gerçekleştiriyorsunuz. Aynen kota olayından, airdrop avcılığından dolayı herhalde böyle bir sisteme geçmişler benim anladığım. Yüklediğiniz solü stake'e koyuyorlar. 10 gün, 14 gün sonra stake'den çekebiliyorsunuz. Bu yeni gelmiş. Ben bunu bilmiyordum. Daha doğrusu bu yoktu yani. Ben daha yeni sabah hesap açtım. Aynen soli size iade edecekler. Sıkıntı yok dostlar. Depozit eder gibi soli depozit ediyorsunuz. Bu olayı herhalde bugün getirdiler. Çünkü test ettiğimde ben bir sıkıntı yoktu. Şu an ben de şaşırdım açıkçası bu olaya. Ama 2 hafta sonu iade edeceği için sıkıntı yok. Ben hani şimdilik hesap açamayanlar için, hesabı olanlar için göstermeye devam edeceğim. Şöyle cüzdana geleyim ben tekrar dash bu arada. Switch yapayım hesabımı hemen. Burada dostlar long işlemi açacağız, short açacağız. Yani klasik perp işlemi yapacağız. Ve spot trading gerçekleştireceğiz. Ben spot trading ile başlayayım. Şimdi benim içeride işte atıyorum 0.85 solum var. Ben bunu satmak istiyorum. Geliyorum buraya 0.2 sol yazıyorum ve bunu 14 dolar karşılığında limit emirle veya marketten direkt satabiliyorum. Limit emirle mesela 0.2 sol satış yapacağım. Şöyle gelip bir onay veriyorum. Gördüğünüz gibi order'ıma düşüyor. Ve trade kısmından yine Perpetual'a geliyorum ve burada ben leverage kullanarak yani kaldıraç kullanarak hacim kasmak için de bu şekilde bir işlem yapıyorum. Mesela Solana'ya buradan bir long açayım. Long diyorum. Ve işlemi açıyorum. Az önce anlattığım gibi burada hedge yapabilirsiniz. Yani bir yerde long açarken bir yerde short açabilirsiniz. Ya da açtıktan sonra 5 saniye bekleyip direkt işleminizi X'e basarak kapatabilirsiniz. Emrinizi komple kapatabilirsiniz. Burada açtığınız her işlem için ticket kazanıyorsunuz ve bu ticketlarda haftalık çekilişe giriyorsunuz. Çekilişte işte 3 kişi her hafta belli bir miktarda dolar olarak ödül kazanıyor. Böyle bir güzelliği de var. Düşük de olsa şans. Drift'te yapabileceklerimiz bu kadar. Yine ben sisteme USDT yatırmıştım. Bu USDT'yi de şuradan seçip geri çıkartabiliyorum. Mesela ben şimdi çıkartacağım, başka bir yerde kullanacağım. O yüzden confirm diyerek withdraw ediyorum USDT'lerimi. Yok, emir oluşmadan hacim gerçekleşmiyor. Emir onaylandıktan sonra, ben şu an göstermek için hızlı yapıyorum Deniz. Tokenlarımı buradan çıkartıyorum. Geçiyorum margin fee'ye. Yine margin fee'de de dostlar puan kasıyoruz. Margin fee'yi de bırakayım. Yine burada land, stake yollarıyla puan kazanabilirsiniz ya da swap atabilirsiniz. Havuzlar çok dolu olduğu için boş olan bir havuza girmeye çalışacağım. Mesela BSOL havuzu boş benim gördüğüm kadarıyla. Burada swap kısmına geliyorum. Elimdeki USDT'leri BSOL'e döndüreceğim. Şöyle gelip BSOL seçiyorum. Ve 53 doları BSOL'e döndürüyorum dostlar burada. Herkes buraya geldi mi bu arada? Linki bırakmıştım chat'e, sabitleyeyim. Phantom'u kullanıyoruz Solana için buram. Evet expert. Geliyorum, swap atıyorum. BSOL alıyorum. BSOL şu an boşta olduğu için havuz. Onaylıyorum işlemime. Bonk depozit etmeyeceğiz. BSOL ile yapacağız işlemi. Land'e geliyorum. Bakın BSOL havuzu boş. 0.65 BSOL'ü stake'e koyuyorum. Supply diyerek. Gördüğünüz gibi. Herkes yaptıysa burayı dostlar, son işlemime geçeceğim. Son bir işlemimiz kaldı çünkü. Yine artı atarsanız herkesin okey olduğunu anlayabilirim. Son işlem olarak da Solana'da az önce BSOL yapmıştık ya tokenlarımızı. BSOL'a döndürdüğümüz yere geliyorum. Havuz dolmuş olabilir. Hasti oldur. Son olarak sol stake'i yapacağız. Herkes sol stake'e geldiği zaman artı koyarsa kaç kişinin geldiğini anlamış olurum. Bir artı geldi. Beyler ne yaptınız? Kamino 100'e nasıl 14.5 oldu? Ne kadar USDT çektiniz? Her neyse. Buraya da dostlar 0.2 sol atarak BSOL atıyorum. Hatta elime ne kadar sol anam var ya. 0.66 0.5 sol ile buraya bırakıyorum. Şöyle. Stake gerçekleştiriyorum ve BSOL alıyorum. Gördüğünüz gibi. ve işlemim tamamlanıyor. Son olarak aldığınız B solleri dilerseniz yine Kamino'ya dönüp buradan supply diyerek B solleri stake'e koyabilirsiniz. Benim yaptığım gibi. Uğurcan Hoca içerik paylaşacak Overnote ile ilgili. Ve bu şekilde bütün işlemlerimiz bitiyor dostlar.